Türkiye, Lozan'la birlikte tapusuna, nüfus kağıdına kavuştu. Sevr ne götürüyordu, Lozan ne getirdi? Birinci İktisat Kongresi'nin amacı neydi? Lozan Antlaşması'nı nasıl okumalıyız? Bu soruların cevapları atanın mirasında. Gürbüz Evren'in hazırlayıp sunduğu Bekleme Odası programının bu haftaki konuğu gazeteci yazar Emin Çölaşan. Siyasette, medyada ve sivil toplumda kamplaşma Türkiye'yi nasıl etkiler? Gazetecilik, Atatürk'ün mirasına sahip çıkanları hedef gösterme mesleği midir? Demokrasi, %47'nin baskısı mıdır sorularına yanıtların aranacağı Bekleme Odası, 4 Nisan Cuma saat 23'te canlı yayınla Kanal B'de. Başlıyor, başlıyor. Oyunun ikinci bölümü başlıyor. Edebiyat kitaplarında var bu tasvirlerin resimleri. Oradan çıkarabilirler, büyükler yapmasın ama. Şöyle bir ayak yapalım. Örneğin böyle bir tane yaptık. Ayak yapacağız. Hacivat'la Karagöz'ün Osmanlı padişahlarından Orhan Gazi zamanında Bursa'da yaşadığı söylenir. Bursa'da Ulu Cami'nin yapımında çalışmışlar. Bunlar bir rivayet tabii. Çeşitli rivayetler var. Rivayetlerden birisi de bu. Burada cami inşaatında çalışırken birbirleriyle karşılaşırlarmış. Tabii karşılaştıklarında günümüzdeki gibi şakalaşırlarmış. Diğer işçiler de onların şakalaşmalarını seyreder, gülerlermiş. Tabii bu sırada işler aksarmış. Bir gün padişah gelmiş, bakmış ki o birileri şakalaşıyor, birileri de seyrediyor. Tabii padişahlar halkın arasına çıkmıyorlar. Perde gerisinden, öyle anlatırım, perde gerisinden izlemiş. Onun da hoşuna gitmiş. İşte yine günlerden bir gün ustabaşını çağırmış. Demiş, niye hala bu cami inşaatı bitmedi?
Ustabaşı da bir bahane bulamamış. İşte demiş böyle böyle padişahım, geçenlerde geldiğinizde görmüştünüz. Hacivat'ta Karagöz denen iki çalışanımız, işçimiz ya da. Aralarında şakalaşırken diğer işçiler de seyrediyorlar, siz de gördünüz. Bunlar yüzünden işler aksıyor demiş. Padişah da tabii uyarın onları demiş, bir daha yapmasınlar. Hacivat'ta Karagöz durur mu tabii ki? Onlar yine işçileri eğlendirmeye devam etmişler. Aslında tabii yaptıkları işçileri eğlendirmek için yapmıyorlar. Birbirleriyle şakalaşıyorlar. İşte daha çok Hacivat Karagöz'e takılıyor. Karagöz işte ona yanıt veriyor. Bu tiplerin şeylerinden ileri geliyor tabii ki, durumlarından. İşte Hacivat daha okumuş bir insan, daha bilgili bir insan. Karagöz daha köylü, işte köyden gelmiş ya da daha alt bir kültürden olduğu için işte Hacivat'ın söylediği sözleri yanlış anlıyor, farklı şeyler söylüyor. Böylece şaka doğuyor, işçiler de onlara gülüyor. Hayır efendim, yani demem o ki, insanlar seni taklit ediyorlar. İnsanlar seni taklit ediyor. Ben politikacı mıyım ya? Allah Allah, insanlar beni taklit edeceklermiş. Ama efendim herkes senin hayatını örnek alıyor. Herkes diyorum senin hayatını örnek alıyor. Ya niye benim hayatımı örnek alsınlar ya? Allah Allah. O zaman bana bak, ben onlara başka bir tarif vereyim, onu örnek alsınlar. Nasıl yani? Şimdi iki ders bir düz, bir de Türkan Şoray kirpiği. O nereden çıktı? Ya örnek tarif ediyorum ya işte. Allah Allah. Efendim yani demem o ki, sen ünlü bir kişisin ya, insanlar senin gibi yaşamaya çalışıyorlar. Televizyondan seni izleyip örnek alıyorlar. Allah Allah ya. Televizyondaki yaşantılarda niye örnek alıyorlar? Bütün bunlar oyun, bilmiyorlar mı? Efendim bazı insanlar anlamıyorlar işte. Tabii diyaloglar daha sonradan ortaya çıkmış. Aslında öyle değil. Günümüzde de iş ortamında bazı arkadaşlarımızla şakalaşırız. Kimi zaman o bize üstün çıkar, kimi zaman biz ona. Arada diğer seyreden ya da dinleyen arkadaşlarımız gülerler. Bunun gibi bir şey aslında. Çok insancıl, insani bir şey. Tabii bunlar dinlemiyorlar. Padişah tekrar geldiğinde bakıyor ki yine Hacivat'la Karagöz yapacaklarını yapıyorlar. Diğer işçiler de seyrediyor. Kızıyor buna bu sefer. Tez diyor, başlarını vurun. Hacivat'la Karagöz'ü öldürüyorlar. İdam ediyorlar. Böyle bir film de yapılmıştı zaten. İdam ettikten sonra padişah yeniden geliyor. Bakıyor ki işçiler çalışıyor ama tabii arkadaşları idam edildiği için isteksiz, gönülsüz çalışıyorlar. O da Hacivat'la Karagöz nerede diyor. Hatta yani rivayet bu ya, unutmuş onları öldürttüğünü. Diyorlar efendim böyle böyle idam ettirdiniz. Çok üzülüyor buna. Padişahın öğretmeni Şeyh Küşteri dönüyor ona. Şeyh Küşteri tabi Karagöz sanatçılarının da piridir. Yani ilk bu işi başlatan kişi olduğu için pir denir onlara. Şeyh Küşteri, padişahım diyor, ben size Hacivat'la Karagöz'ü canlandırırım. Herkes şaşırıyor, nasıl canlandıracaksınız? Ölmüş insan canlanır mı? Siz diyor destur verin, ben yapayım. Tamam diyor, canlandır bakalım diyor. Şeyh Güçleri deriden, deve derisinden Hacivat'la Karagöz'ün tasvirleri dediğimiz karakterlerini yapıyor. Biçim olarak çiziyor önce onları, sonra kesiyor işte oradaki aletlerle, boyuyor. Daha sonra bir beyaz bir perde giriyor. Bu perdenin arkasında mum yakıyor. Bunların hepsinin aslında felsefi, tasavvufi anlamları var. Ve arkasına geçip belli yerlerine deldiği deliklere soktuğu sopalarla Hacivat'la Karagöz'ü oynatmaya başlıyor. Tabii seslerini de kendisi veriyor. Herkes çok şaşırıyor. Seslerini taklit ettiği için benzetmeye çalışıyor. İşte bu şekilde başladığı söylenir. Hop hop eder yüreği, akşama fincan böreği, rari rari rari. Ay, ay ben şu kayıkta biraz uyuyayım ya. Baftahinde şeş karim ya hacı fış fış, ya hacı fış fış elma fış, ya hacı fış fış elma fış. Baftahinde şeş karim ya hacı fış fış fış, kayıkçı kayıkçıdı küreği, hop hop eden yüreği, akşama fincan böreği, çektim çektim.
Tam yerine vaktinde geldi ben. Tam yerine vaktinde geldi ben. Tam Selin'e mi geldi? Ne Selin ya? Selmeli olmadı ya, burası deniz. Efendim ben de işte onu söyledi. Ne söyledi? Ben denize gitmek istiyor. İyi, doğru geldin o zaman denize ya. Yalnız ben karşıya gitmek istiyor. Bir başka anlatıma göre de Şeyh Küşteri felsefe öğretmeni, günümüzün anlamıyla konuşuyorum tabi. Öğrencileri soruyorlar, işte hocam diyorlar, dünyanın anlamı ne? Biz dünyaya neden geliyoruz? Neden ölüyoruz? Yani niye geliyoruz madem öleceğiz dünyaya? Dünyada biz neyiz anlamında sorgu duyuyorlar. Şeyh Küşteri, biliyorsunuz kavuk, sarık vardır başta. Bizim eskiden sarık sararlardı erkekler kafalarına. O sarığını çıkarıyor. Sarık uzun bir bez parçasıdır. Beyaz bir bez parçasıdır. O bez parçasını iki öğrencisine tutturuyor. Tutun bakalım bunu diyor. Bakın bu diyor dünya. Arkasında geçiyor. Elini koyuyor. Bir şey görüyor musunuz diyor. Tabii ki görünmüyor. Sonra bir mum yakıyor. Mum yakınca, aa evet hocam diyorlar, elinizi görüyoruz, parmaklarınızı görüyoruz. İşte diyor bakın, ışık yoktu, bir şey görünmüyordu. Işık geldi, siz benim parmaklarımı gördünüz. İnsan diyor, insan vücudu cesettir diyor. Onu harekete geçiren ışıktır, yani enerjidir. Işığı kapatınca, bakın diyor elimi oynatıyorum. Görüyor musunuz bir şey? Hayır. Ama ben elimi oynatıyorum. Işık gidince dünya karanlığa bürünüyor. Hayat sönüyor, her şey duruyor. İşte diyor dünyanın, evrenin, oluşumun temeli bu. Biz Heybeli'de her gece mehtaba çıkardık, mehtaba çıkardık. Sandallarımız neşe dolar, zevke dalardık, zevke dalardık. Biz Heybeli'de her gece mehtaba çıkardık, mehtaba çıkardık. Sandallarımız, hay Allah'ım ya, sandalınız batsaydı buraya hiç gelemeseydiniz. Aa efendim ne oldu? Ya ne demek ne oldu Hacı Cav ya? Heybeli'de kalsaydınız keşke ya, Allah Allah. Aa efendim niye kızdın sabah sabah? Ne demek niye kızdın sabah sabah ya? Geldin gene dikildin kapının dibine. Efendim? Ne demek efendim? Ya Hacı Cav bir huzur ver ya, bir uyuyalım ya, Allah Allah. Aman efendim uykunun saati mi? Uykunun saati? Allah Allah, ne bileyim ben uykunun saati mi değil mi, saatini gördün mü hiç uykunun? Efendim yani şimdi bu saatte uyunur mu hiç? Allah Allah, sana ne ya, uyurum uyanırım kalkarım bir daha yatarım, Allah Allah, hesap vereceğiz. Aman efendim bak, insanlara kötü örnek oluyorsun. İnsanlara kötü örnek oluyorsun. Ben moda kalıbı mıyım ya, insanlara örnek olayım? Aslında bu oyunlar tamamen halkın kendini ifade etme biçimi. Tiyatro, sanat öyledir. Sanatçı işte sanat yapayım diye çıkıp ortaya bir şeyler üretmez. Her şey bir ihtiyaçtan doğar. Yani bir ayakkabıcı varsa, ayakkabı giyme ihtiyacı doğduğu için ayakkabıcı mesleği ortaya çıkar. İşte bir insanların yeme içme ihtiyacından dolayı çiftçilik çıkmıştır, sebzecilik ya da bildiğimiz günümüzdeki çeşitli üretim biçimleri ortaya çıkmıştır. Sanat da öyledir. İnsanların kendi içlerinde duydukları, gördüklerini, düşündüklerini bir ifade biçimidir sanatta. Dolayısıyla sanat toplumdan soyutlanamaz. Burada da gördüğümüz gibi Hacivat'la Karagöz
temel iki tip olmuştur. Ama bunların yanında Çelebi çıkmıştır örneğin. Burada var Çelebi. Çelebi burada Osmanlı döneminde eğitim görmüş kibar sosyete tipini temsil ediyor diyor hocamız yazmış buraya. Bu o toplumdan bir tip. Matiz demiş. Kavgacı bir tip. Elinde kılıcı var. Yeğit falan diyen bir tip. Yeniçeri değil de daha çok belki şey olabilir. Bir tür o dönemin kabadayısı. Tabii o dönemde herkes kılıç ya da kama kullandığı için o dönemin kabadayısı. Daha sonra tabii ki bayanlar da var ama Osmanlı döneminde bayanlar zenne deniyor. Aslında zenne kadın kılığına girmiş erkektir. Normal erkek bayanları sahnede bile, perdede bile gösteremiyorlar. O nedenle zenne deniyor. Arnavut, Acem, Rum, Osmanlı'yı oluşturan toplumsal katmanlardan kişiler, işte Laz, Kayserili tipler, Tiryaki var. Burada sürekli afyon içen, uyuyan bir tip. Ya bu komiklik olsun diye bu tiplerin belirgin ögeleri ortaya çıkarılmış. Hepsinin kimilerinin işte diyelim ki konuşma biçimi farklı. Kimilerinin duruşları ya da genelde yaptığı eylemler farklı. Deriden yapıyorlarmış. Deve derisi kullanıyorlarmış. Deve derisini işlemek de çok zordur. Deve derisini öncelikle üzerine tasvirleri daha sonra göreceğiz. Çizip ondan sonra onları özel bıçaklarla kesip işleyip daha sonra işledikten sonra kök boyalarla o dönemde kök boya kullanırlarmış. Kök boyalarla deriyi boyayıp o gereken yerlere gereken renkleri vererek ve üzerine iyice şeffaflaşsın diye bezir yağı sürerlermiş. Tabii deri ısıyı görünce ya da kalıp altında tutulmadığı zaman çarpılıyor, formu bozuluyor. Perdede durmuyor ya da durduğu zaman perdede bazı taraflar yamuk duruyor, bazı tarafları düz duruyor. O zaman görüntü rahat iletilemiyor. O nedenle günümüzde hem biraz da hayvanlara saygıdan dolayı ve derinin de tabii ki az bulunmasından doğaya saygıdan dolayı artık petrol ürünleri kullanılıyor. Tabii o da ne derece doğaya saygı oluyor onu da bilemeyeceğim. Ben örneğin asetat kullanıyorum. Plexiglas kullanıyorum. Tabii bunlar deri kadar uzun ömürlü olmuyor maalesef. Bunlar da ısıyı görünce içinde çatlamalar oluyor zamanla ama daha çabuk, daha hızlı yapılıyor. Cam boya kullanıyoruz. Tabii transparan cam boya yani ışığı geçiren cam boyalarla boyuyoruz. Şimdi de bu şekilde yapılıyor. Ama hala deriden de yapılıyor ve dösümde satılıyor bunlar. Hediyelik anlamında. Oynatım amaçlı değil tabii. Tabii çocuklar bunları kartondan da yapabilirler. Yaptıktan sonra kartona yine yağlayıp şeffaflaştırabilirler. Örneğin ilk başlarda perde, karikadın perde denen bir perde biçimimiz var. Bizim şimdiki gibi değil. Beyaz perdeyi iki duvarın arasına gerip öyle oynatırlarmış. Bildiğimiz kocaman bez. Ama şimdi tabii ki artık açılır kapanır perdelerimiz var, süslü kadife perdelerimiz var. Ama ortada tasvirlerin oynatıldığı perde, ona ayna deniyor. O aynayı elbette ki beyaz patiskadan genelde kullanılıyor. İpek kullananlar da var. Ben de ipek kullanıyorum. Daha iyi görüntü elde ediyor. Daha şeffaf oluyor çünkü. Evet efendim, şimdi sen benimle geliyor musun? Kabul ediyor musun? Vallahi bilmiyorum, bir şartları görüşmek lazım. Bir kere bir senelik maaşı peşin isterim. Efendim?
Bir senelik maaşı peşin isterim. Olur mu efendim öyle şey? Gündelik yevmiye alacaksın burada. Hı? Gündelik yevmiye alacaksın. Gündelik bilye mi alacağım? Ne yapacağım ben bilyeleri ya? Misket mi oynayacağım çocuklarla? Bilye demedim efendim. Yevmiye, yevmiye. Hı? Yevmiye, yevmiye. O ne ya? Otomobil çalışmıyor gibi. Yevmiye, yevmiye, yevmiye. Hayır efendim, yani ücretini günlük olarak alacaksın. Tabii ben ücretimi taze taze isterim. Böyle bayatlamış ücret istemem ben. Allah Allah. Efendim ya, iş bitecek. Sen akşam olunca... Eve geleceğim. Hayır efendim. Ne yani, eve gelmeyecek miyim akşam olunca? Onda mı kalacağım? Değil efendim. Ne yapacağım ben akşam olunca? Paranı alacaksın efendim. Bak gene bağırdın ama oynama bari. Ama efendim sen de bağırtıyorsun yahu. Bir sakin sakin dinlesen olmaz mı? Ben bu işe başlamadan önce... Karagöz Hacivat'tan hiç hoşlanmazdım. Ama ne dedi, eski şeyler bunlar. Ölmüş artık, yani ne gereği var bunlara diye düşünürdüm. Şey seyrettim, bizim Devlet Tiyatrosu'nun eski Karagöz ustası, şu anda emekli oldu, Mustafa Mutlu hocamız. Onun oynattığı bir oyunu seyrettim. İlginç geldi bana. Sonra arkaya geçtim. Baktım nasıl şeylermiş bunlar. İşte sonra bu felsefesini araştırınca, kitapları araştırınca baktım ki deniz derya Karagöz. Yani yalnızca bir gölge oyunu değil, yalnızca bir oyun değil. Altında çok müthiş bir felsefe yatıyor. Ve bu Anadolu felsefesi. Daha da araştırdım. İşin içine çok kötü girdim. Şimdi tabii çıkamıyorum. İnsanlarımız bilmedikleri için aslında kendinin olan şeyi başkasının zannediyor. Örneğin Yunanlılar bir ara sahip çıkmaya çalıştı Karagöz'e. İşte soruyorsunuz. Ne diyorsunuz siz buna? Karagözis. Nedir Karagözis? Karagöz. Sizde var mı bunun bir şeyi, anlamı var mı? Yok. Demek ki siz anlamı yoksa başka bir yerden almışsınız. Bizde anlamı var. Karagöz de demek. Üstelik Karagöz'ün başka anlamı da var. Gözü kara. Yani kelimeleri böyle incelediğinizde çok ilginç şeyler çıkıyor. Hacivat'ı da örneğin aynı şekilde araştırdık. Hacivat, hacivat. Nedir bu hacivat? Niye hacı? Niye vat? Bazı kelimeleri böyle bölmek gerekiyor. Böldüğümüzde araştırmalarda da ortaya çıkıyor zaten. İşte kimileri diyor ki bunun aslı diyor hacı ivaz derlermiş diyor. İşte mi hacıyı araştırıyoruz. Hacı İşte hacca gitmek diye biliyor herkes. Oysa öyle değil. Hacı Bektaş'ta da ben bunu yaşadım. Hacı Bektaş'ı araştırdığımda da aslında hacca gitmemiş. Ama hacı dönüyor. Neden hacı? İnternetteki araştırmalarda bazı kitaplarda da rastlayınca hace sözüne, Allah Allah dedim. Burada niye hace demişler? Hacem Sultan var. Örneğin. Haceli diye isim vardı. Bunu Hacı Ali diye çevirmişlerdi. Ama o hacıyı araştırdığımda hacenin öğretmen olduğunu, öğretmen demek olduğunu öğrenince benim kafamda bir ampul yandı. Devam ettim. İvaz'ı bu defa araştırdım. İvaz da bedel, karşıtlık, karşılık anlamı koyunca Hacı İvaz, karşıt öge, karşıt karakter. İşte tiyatroda da var zaten. O zaman ortaya çıkıyor işte. Bir tarafta Hacı İvaz var, Hacı İvaz var. Hacı İvat diyebilirsiniz. Yani ne derseniz deyin. Bir tarafta bir karakter var. Karşısında bir başka karakter var. Bir karakterin tam tersi, yani ak ve kara örneğin. Bu zıtların birbirleriyle iletişiminden ortaya çıkıyor. Zaten felsefi olarak hayat da böyle. Artı eksi kutup. Artı kutup olmazsa eksi kutup da olmaz. Kutuplar olmazsa örneğin dünyanın çekimi de olmaz. Biz çekim sayesinde dünyada durabiliyoruz. Sen benden kaç akça istiyor? Ben senden kaç ne istiyorum anlamadım ya. Akça diyorum ya. Trink trink. He? Trink trink. Drink drink mi? İçecek bir şey mi istiyorsun? Yok ya, kusura bakma. Su filan bile yok. Yani hani hiç aklıma gelmedi, affedersin. Allah Allah. Efendim sen çok kalın kafalı. He? Efendim sen çok kalın kafalı. Bana bak, bozuşuruz şimdi ya, bak kayığıma bindirmem ha. Ama bindirme, sen bindirme ya, çok da umurundaydı. Hadi o zaman başka kapıya, başka kapıya. Sanki varmış gibi etrafta başka kayıkçı. Ama seni şikayet edecek Robert'a ya. Git kime şikayet ediyorsan yeter, Allah Allah. Adama bak ya, geldi hem yok kalın kafalı, yok bilmem ne diyor. Hem hakaret ediyor, hem de şikayet edecekmiş. Sen...
be bay, konuşup uykumu bozan da kabahat ya. Ben şöyle biraz uyuyayım. Günümüze uyarlanmış diyaloglar yazıyoruz artık. Örneğin Bilmececi Karagöz diye bir oyunumda zamanın rahmetli başbakanı Bülent Ecevit'i hastaydı biliyorsunuz o dönemlerde. Onun hastalığını hicvetmiştik. Tabii bizim amacımız dediğim gibi kimseye hakaret etmek değil. Ama komik öge olarak. Burada işte Hacivat soruyor. Aman Karagöz'üm diyor. Peki inim inim inler, herkes onu dinler. Bu bilmecenin yanıtını biliyor musun? Karagöz söylüyor. Ya hastalanmış adam. Hayır Karagöz'üm. Hastalanmış kişileri doktor dinler. O zaman hastalanmış başbakan. Hayır Karagöz'üm. Onu da bakanları dinler. Hayda ya, ne öyleyse ya. Efendim davul davul Karagöz'üm davul. Davul sensin. Böyle bir şey. İhtiyacı olanlara anında SMS kredi. Üstelik tam 150 TL çip para hediyeli. Bir mesaj atın, hemen alın. Sizin ihtiyacınız neydi? Maison Perrier. Winhouse. Türkiye'nin dünyada yıldızlaşan pencere markası Winhouse. Profesör Doktor Şahin Filiz yazdı. Siyaset, tarikat gölgesinde din ve kadın. Aydın Toplum Yayınları'ndan 0544-200-0300 bütün kitapçılarda. Winhouse, Türkiye'nin dünyada yıldızlaşan pencere markası Winhouse. Eser Tutel yazdı. Çankaya Köşkü'nün hanımefendileri. Bütün dünyada. Kuvayi Milliyeci Mustafa Necati, Ali Çavuş'u anlatıyor. Dünkü şehitlerimiz, bugünkü şehitlerimize can veriyor. Doktora teziyle Amerika'da. Hem iş buldu, hem zengin oldu. Bütün dünyada. Yaprak yaprak yeşili ve çocukluk ıslıklarının sesiyle Çamlıhemşin.